Bu videomuzda kompresyon yöntemiyle yaptığımız adenoidektomi ile beraber arkasından östaki balon dilatasyonu yöntemini anlatmaya çalışacağım. Kompresyon yöntemiyle adenoidektomi genel anestezi altında yapıyoruz. Hastamız 5,5 yaşında bir erkek çocuğumuz. Horlama şikayetleri var. Geniz eti büyük, bademcikleri büyük. Daha sonra aynı yöntemle bademciklerini de küçültme işlemi yapacağız. Hemen daima çocuklarda geniz etini aldıktan sonra yöntemlerimizin içerisinde ya tüp takıyoruz eğer östaki fonksiyon bozukluğu varsa veya serozotit dediğimiz durum varsa. Fakat genel olarak durumu uygun olanlara ya da yaz günlerinde tüp taktığımız zaman bir şekilde çocuklarımıza denize girme, havuza girme ya da girerken işte kulaklar tıkalı olsun gibi bazı önlemler söylemek durumunda kalıyoruz ki çocukların da doğal olarak çok fazla hoşuna gitmiyor ya da aileleri tedirgin eden bir durum ya suya atlar da kulağına su kaçarsa diye. Şimdi burada görmüş olduğunuz geniz eti tamamlandığından sonra, geniz eti alındıktan sonra bir aktarım kateteri var ki bu metalden. Östekinin sol taraf bu. Östekinin içerisine ulaşıyoruz ve buradan bu yolak vasıtasıyla balon dilatasyon cihazımızı ki bu bir kateter ve ucunda bir balon yerleştirilmiş bir aygıttır. Hemen burada sağ elimin yan tarafında mavi renkli, üzerinde saate benzer manometresi olan, içerisinde sıvı dolu olan özel yapım bir enjektör. Bunu 10 bar basıncına kadar şişiriyoruz ve 10 bar basıncında östekinin içerisinde 2 dakika kadar, burada gördüğünüz gibi ilerideki hemşiremiz dakika tutmakta, 10 bar basıncında östeki içerisinde tutuyoruz. Ondan sonra dışarıya çıkartılır. Aslında yöntem budur. Fakat sıklıkla benim uygulamalarımın içerisinde biraz böyle şimdi gördüğünüz gibi kateteri hafif dışarıya doğru çekiyorum ama tam da östekinin içerisinden çıkartmıyorum. Burada yeniden bir 10 bar basıncına kadar şişirip tek bir dakika boyunca beklemek de sanki daha bir güvenliği arttırıyormuş gibi geliyor bana. Ameliyat başarısını sonuçları arttırıyormuş gibi düşünüyorum. Dolayısıyla bir dakika kadar daha 10 bar basınçta bekledikten sonra kateterimizi östekinin içerisinden çıkartıyoruz. Son kontrollerimizi de yaptıktan sonra bu hastamız için ameliyatımız tamamlanmış demektir. Bu hastamız için yani adenoid geniz etinin alınmasıyla birlikte tek tarafa östeki balon dilatasyonunu yapmamız video kayıt süresine bakacak olursak 10 dakika 55 saniye kadar sürmüştür kanama kontrolleri ve diğer işlemlerimiz dahil. Her vakada böyle olmak durumunda değiliz ya da kati sür. Yani ben çok kısa sürede bitiririm gibi bir iddiamız olamaz. Önemli olan güvenli bir şekilde yapmaktır. Ama genel olarak bu ameliyatı kısa süreli bir ameliyat olarak düşünebiliriz. Yani anestezisi oldukça düşük bir süre almaktadır. Havuz ve deniz kısıtlaması da yoktur. Teşekkürler.